Sürekli ortak olasılık dağılımında korelasyon hesaplama. Bu videomuzda sürekli ortak olasılık dağılımında korelasyon nasıl hesaplanır, onu inceleyeceğiz. Kesikli ortak olasılık dağılımlarında korelasyon hesaplamada korelasyonun ne olduğundan kısaca bahsetmiştik. X ile Y rastgele değişkeni arasındaki ilişkiyi gösteren bir katsayıydı. Burada direkt sürekli ortak olasılık dağılımlarında hesaplamaya odaklanalım. Korelasyon RxY harfleriyle gösteriliyordu. RxY, X ve Y arasındaki korelasyon eşittir. ExY. Korelasyonun birkaç gösterimi var. RxY, ExY. Bu da eşittir. Sürekli ortak olasılık dağılımında korelasyon integral yardımıyla hesaplanır. Çift katlı integralimiz eksi sonsuzdan sonsuza, eksi sonsuzdan sonsuza, xy ile fxy'yi çarpıp x ve y'ye göre integralini alacağız. Burada x ve y'nin yerleri değişik olabilir. Ben temsili olarak yazıyorum. Yani bizim fxy fonksiyonuyla x ve y'nin çarpımını çarpıp ardından integrali aldığımızda korelasyonu bulmuş oluyoruz. Formülün korkutuculuğunu boş verip şimdi bir örnek üzerinde bunun uygulamasına bakalım. Fxy x çarpı y bölü 6 x 1 ile 3 arasındayken y 1 ile 2 arasındayken 0 diğer durumlarda. Sürekli ortak olasılık dağılımı veriliyor. Sadece EXY nedir diye sorabilir veya korelasyon nedir diye sorabilir. Şimdi farklı bir renge geçerek yapalım. EXY X ile Y arasındaki korelasyon eşittir. Çift katlı integralleri eksi sonsuzdan sonsuza, eksi sonsuzdan sonsuza başlatıyoruz ama 1 ile 3 aralığı dışındayken zaten sonuç 0. 1 ile 2 aralığı dışındayken sonuç 0. O yüzden sadece şuradaki aralıklar gelecek integral sınırlarına. Sonsuzlarla işimiz yok. Tabii bir tanesinin üst kısmını açık bırakırsa o birden sonsuza kadar gidecek. O tarz şaşırtıcı soruları örnek soru serilerimizin içinde çözeceğiz. Şimdi konuyu işlerken bizim kafamızı karıştıracak kısımlara değil, direkt EXY hesaplamaya odaklanalım. 1'den 3'e x'i dışarı koyarsam dx dışarıda olur. 1'den 2'ye y'yi içeri koydum. XY ile fxy'yi çarpacağız. X çarpı y biz bir koyuyoruz. Buradaki xy'den dolayı çarpı bizim fxy'miz de x çarpı y bölü 6. İçerideki y'nin sınırı dy dx. Yani bizim fxy fonksiyonumuzun kuralını bir xy ile çarpıp integrallerini hesapladığımızda bu aralıklarda korelasyonu bulmuş oluyoruz. Önce şu içerideki çarpmamızı yapalım. 1'den 3'e, 1'den 2'ye, x kare, y kare, bölü 6, dy, dx. Önce y'ye göre integralimizi alacağız. Çift katlı integraller içeriden dışarıya doğru çözülür.
İsteyen önce x'in sınırını yazabilirdi. O zaman dx'i buraya yazması gerekir. Y'nin sınırı dışarıdaysa dy'yi dışa yazması gerekir. O bir tercihtir. İki sınır da sayı olduğu zaman bir önemi yoktur. İleride daha zorlu sorularda önemi olan yerlerde bunları konuşacağız. Y'ye göre integral alıyoruz. X kare bölü 6 sabittir. Üssü 1 artırıp oluşan üsse böleceğiz. X kare y küp bölü 18. Bunda y yerine bir 2 bir de 1 koyacağız. Y yerine 2 koyduk. 8x kare bölü 18 eksi y yerine 1 koyduk. X kare bölü 18. 7x kare bölü 18. Şimdi tek katlı integrali düşürüyoruz. Birden 3'e 7x kare bölü 18 dx. X'e göre integral alıyoruz. Üssü bir artırıp oluşan üsse bölüyoruz. 7x küp bölü aşağıya bir 3 çarpanı gelecek. 54. 3 ve 1 koyuyoruz. 3 koyduk. 7 çarpı 27 bölü 54. Eksi 1 koyduk. 7 çarpı 1 bölü 54. Buradaki faydaları eşitlemeden, faydalar eşit zaten. Sadeleştirme yaparsak tekrar eşitlemek zorunda kalacağız. 7 ile 27'yi çarpalım. 140, 7 kere 7, 49, 189 bölü 54 eksi 7 bölü 54 çıkartırsak 182 bölü 54. 2'ye bölersek 91 bölü 27. Öyle de kalsın. Ve korelasyonumuzu bulmuş olduk. İleride korelasyon katsayısı ve kovaryansı da işleyeceğiz. Bunların hepsini işledikten sonra bulduğumuz bu değerleri yorumlamaya başlayacağız. Şu an yorumlama değil, sadece bulmaya odaklıyız. EXY gördüğümüz zaman bunun korelasyonu sorduğunu anlamalıyız. Yaptığımız şey fxy fonksiyonunu sürekli olasılık dağılımında korelasyonu hesaplarken fxy fonksiyonunu bir xy ile çarpıp bu sınırlar verilen sınırlarda integrali hesaplamaktır. Şu yukarıda gördüğümüz formül de bize onu anlatmalıdır. Yukarıya bir dönebilseydik. Şu formülümüz. Xy ile fxy'yi çarp, integrali al verilen sınırlarda. Sürekli ortak olasılık dağılımında korelasyon hesaplamada bu formül ve bu aşağıda çözdüğümüz örnek üzerinde yaptığımız işlemlerle gerçekleşmektedir. Bu şekilde bu videomuzu burada noktalıyoruz.